korkulan oldu. Cezaevlerine karantina koğuşları yapılıyor. İhraç edilen sağlıkçılar iade edilsin çağrısı. Koronavirüs elektron mikroskobuyla görüntülendi. Günün haberleri başlıyor. Koronavirüs salgınının çıkması büyük bir tedirginlik oluşturdu. Şunu çok net söyleyeyim size. Buyurun lütfen. Şu anda toplumda evet bir korona paniği var. Ama en büyük panik mahpus ve mahpus yakınlarında var. Çünkü onlar içeriden haber alamadıklarını ve içeride herhangi bir enfeksiyon olduğu zaman yakınlarının çaresiz kalacağını ve ölümle burun buruna kalacağını düşünüyorlar ve bu noktada büyük bir stres yaşıyorlar. HDP Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları'nı İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerine koronavirüsü sıçradığına dair haberler geldiğini söyledi ve tutukluların acilen serbest bırakılmasını istedi. Hükümetin cezaevlerinde aldığı tek tedbirin kapalı görüş yasa olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, şu anda karantina koğuşlarının Edirne ve Silivri'de yapıldığını biliyorum. Kepsut cezaevinde bir tutuklunun hastaneye kaldırılmasını cezaevi müdüründen öğrendim sözlerini kullandı. Cezaevlerinde oluşturulan karantina koğuşlarının çözüm olmadığını vurgulayan Gergerlioğlu, iktidar koronavirüsüne geçici olarak bakmaya devam ediyor. Ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Acil tahliye edilmesi gereken binlerce tutuklu var. Ancak Adalet Bakanlığı'nın umrunda değil diye konuştu. En büyük panik cezaevinde yakını olan yüz binlerce ailede. Getirilen görüş yasakları da bu durumu daha da kaygılandırıyor. Çünkü yakınlarından bilgi alamıyorlar. Yaşanacak en ufak sıkıntının altından Türkiye kalkamaz sözlerini kullanan Gergerlioğlu, önlemler alındı diyorlar ancak içeriye kolonya hijyen malzemesi bile verilmiyor. Tutuklular cezaevlerini dezenfekte etmek istiyor. Buna bile izin verilmiyor. Bir an önce çocuklar, hasta, yaşlı, çocuklu anneler başta olmak üzere tüm tutukluların tutuksuz yargılanmasına karar verilmelidir çağrısı yaptı. Diğer yandan Şakran Birnoğlu T-Tipi cezaevinde 4 siyasi mahkumun ateşlenerek hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Koronavirüsün etkisini iyice artırmasıyla ihraç edilen sağlık çalışanlarının eksikliği her geçen gün daha da fazla hissediliyor. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, ihraç edilenlerin iadesini talep ederek kanun teklifi verdi. Teklifte ihraç edilenlerin görevlerine iadeleri ve sağlık çalışanlarının salgın hastalıklardan korunmaları için gerekli önlemlerin alınması istendi. Atama bekleyen binlerce sağlık görevlisi ve hekimin olduğu süreçte sağlık çalışanlarının ağır şartlar altında çalışmalarının adil olmadığını da belirten Beştaş, bu nedenle güvenlik soruşturmaları tamamlanmaksızın gerekli atamalar yapılmalı ve sağlık personellerinin ülke genelinde dengeli dağılımı sağlanmalıdır sözlerini kullandı. İngiltere'de 39 yaşındaki iki çocuk annesi koronavirüs hastası yoğun bakım ünitesinden bir video paylaşarak insanlara sakın işinizi şansa bırakmayın uyarısında bulundu. Okay, yine. I can't breathe without this. They've had to. Genç kadın virüse yakalandıktan sonra hastane yatağında kendine video çekerken nefes almak için nasıl mücadele ettiğini gözler önüne serdi. Cannula. Another cannula. İki çocuğu ve eşiyle Polonya gezisinden döndükten sonra rahatsızlanan ve götürüldüğü hastanede koronavirüs tanısı konan genç kadın, ciğerlerimde can varmış gibi hissediyorum. Eğer hala sigara içiyorsanız hemen bırakın çünkü ciğerlerinize ihtiyacınız olacak ifadelerini kullandı. Anyone still smokes? Put the cigarettes down. Because I'm telling you now, you need your fucking lungs. And please, none of you take any chances. I mean it. Because if it gets really bad. (Gülüyor)
Dünyada 10 bin kişiden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs COVID-19'un sağlıklı hücrelere adım adım yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi. Medikal görselleştirme uzmanları virüsü sağlıklı hücrelerden ayırmak için renklendirdi. Yapılan çalışmada koronavirüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı. Fotoğraflarda tarama elektron mikroskobu altında görülen yuvarlak sarı nesneler COVID-19'a neden olan virüsleri gösterirken virüs partiküllerine adını veren dış kenarındaki sivri uçları da açıkça ortaya koyuyor. Korona, Latince taç veya hali anlamına geliyor. Üç yıldır Karaman Maytepe cezaevinde tutulan KYK'lı Emniyet Müdürü Hüseyin Arıoğlu'na yoğun bakımda ve hayati tehlikesi olan annesini son kez olsun görmesine izin verilmedi. Cezaevi savcısının rapor gönderilmesine rağmen evlat anne görüşmesine izin vermedi ortaya çıktı. Yaşatılan zulmü ve acı haberi sosyal medyadan duyuran Ömer Faruk Gergerlioğlu maalesef anne vefat etmiş. Dünya gözüyle annesini göstermediler. Diyecek kelime yok. İnsanlığın başı sağ olsun. İnsan olan kalmadığı sözlerini kullandı.